Merhaba sevgili Sektörel Başarı programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Kadıköy ilçesinden devam ediyoruz efendim. Hamkor Express Kargo'ya sizler için konuk olduk. Yanımızda işletmenin sahibi Sayın Johnny Beck Majidov bulunuyor. Kendisinden şimdi çalışmaları hakkında bilgiler alacağız. Merhaba. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Özbekistan vatandaşıyım. Evet. Uzun yıllardır Türkiye, İstanbul'dayız. Uzun yıllardır kargo şirketi, yani kargo taşımacılık işini yapıyoruz. Şimdi ilk önce şunu anlatmak istiyorum size. Hamkor ne demek? Evet. Şimdi Hamkor, şimdi bizim Özbekistan'la Türkiye arasında bir yapılan bir iş, yani bir ortak yapılan bir iştir. Yani ortağın şöyle bir ismi de Hamkor demek ortak anlamına geliyor. Biz de buna ortak bir şekilde ortak bir isim verelim dedik hatta. Onun için de firmamızın ismi, kargo şirketimizin ismi Hamkor Express'tir. Yani Hamkor demek zaten Özbekistan'la Türkiye'nin bir araya gelmesi demektir. Yani bir ortaklık yapmak gibi. Aynen öyle. Yani şey olsun diye, yani Özbekistan'la Türkiye'nin bir yaptığı bir iş belli olsun diye. Hani onun için firmamızın ismi Hamkor Express. Evet, çok güzel. Kaç yıldır hizmet veriyorsunuz? Şimdi biz 2017 tarihinden itibaren hizmet veriyoruz Özbek vatandaşlarımıza. Ne tür hizmetler bunlar peki? Şimdi bizim genel yaptığımız iş taşımacılıktır. Kargo taşımacılık işidir. Şimdi Özbek vatandaşlarımız geliyorlar burada, kargoları, eşyaları, hani hediye olarak mesela Özbekistan'a kargo yollamak istiyorlar. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Yani kargolarını güzel bir şey, garantilik ve hızlı bir şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. Harika. Türkiye'den Özbekistan'a mı gidiyor ürünler? Oradan da geliyor mu peki? Yok, biz şu anda sadece Türkiye'den Özbekistan'a gönderim yapıyoruz. Tabii sektörde güven sağlamak oldukça zor. Tabii ki. Siz de güvenli bir şekilde ürünleri teslim ediyorsunuz değil mi adresine? Tabii ki de. Evlerine kadar belli bir süre içinde en kısa zamanda teslim ediyoruz. Peki ne tür ürünler bunlar? Gıda mı yoksa giyecek mi? Genel olarak bizde şimdi giyecek, mesela hediyelik olabilir, giyecekler. Hani genel olarak onları gönderiyoruz. Hani müşterilerimiz kendilerine, hani Özbekistan'daki vatandaşlara hediye gönderiyorlar genelde. Kıyafet olur, eşya olur mesela. O tarz şeyleri gönderiyoruz. Thank you.
sadece Özbekistan mı gidiyor bu ürünler, başka ülkelerde gidiyor mu? Yani şu anlık bizde sadece Özbekistan'dır. Yani Özbekistan'da çalışmak bizim için çok güzel bir şey. Yani onun zevki başlıyor. Evet. Peki hangi aşamalardan geçiyor bu koliler veya işte kutular? Uçak kargo mu yoksa karayoluyla mı? Tabii ki ondan da biraz bahsedeyim size. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Müşteriler geliyor, buraya kargosunu geliyor, getiriyor. Haftada belli bir gün, bir gün, haftanın bir gününde kargo gönderimi yapıyoruz. Paket diyoruz, havalimanına götürüyoruz. Havalimanından da Özbekistan'a gönderimi yapıyoruz. Haftada bir gün gönderimi oluyor. Yani o şekilde gönderiyoruz uçak kargoyla, hizmet veriyoruz. O zaman ürünlerini alıp buraya getiriyorlar. Burada güzel bir şekilde paketlenmesi yapılıyor. Buradan da uçağa devrediliyor. Doğru. Peki burada tabii bunu yapan bir ekibiniz var. Kaç kişiyle çalışıyorsunuz? Ya şimdi biz burada kendi kardeşlerimle çalışıyorum ben. Özellikle iki tane kardeşim var. Erkek kardeşim. Onlarla beraber çalışıyoruz. Çok şükür. Ne güzel. Peki ilerleyen zamanlarda hedefleriniz var mı? Daha büyümek gibi, şubeleşmek gibi? Tabii, daha ileride biz işi genişletmek amacıyla ileride Azerbaycan, Türkmenistan, yani daha da başka ülkelere de göndermeyi düşünüyoruz. Ama tabii ki bunlar daha ileride olabilir. 2017'de başladınız değil mi? 2017 tarihinde. Peki o günden bugüne karşılaştığınız zorluklar var mı? Tabii ki. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Şimdi biz Özbekistan vatandaşıyız. Evet. Yani Türkiye'de şimdi bu işi yapmak bir yabancı için bir kolay değil. Yani kolay bir iş değil. Yani, tabii ki çalıştık, çabaladık, uğraştık. Yani bugüne kadar geldik çok şükür. İyi, memnunuz şu anda. Çok şükür. Peki buradan sonra kardeş ülke Özbekistan'a neler söylemek istersiniz? Yani Özbekistan'a ne diyoruz? Her zaman Özbek vatandaşlarımıza da aynı şekilde kargolarını getirsinler güzel bir şekilde, güvenli bir şekilde, garantili bir şekilde kargolarını en kısa zamanda göndeririz. Her türlü Özbek vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz her konuda. Elimizden geldiği kadar. Biz de onlar adına size teşekkür ediyoruz efendim. Başarılarımızın devam ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bugün İstanbul Kadıköy'deydik ve sizler için Hamkor Express Kargo'ya konuk olduk efendim. Aktaracaklarımız şimdi bu kadar. Hoşçakalın.